Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bazı hoca efendilerin konuşmalarında diyobendiler diye bir kelime geçiyor. Kardeşimiz bu diyobendiler kimdir diye soruyor. Diyobendilik 1850'lerden sonra Hindistan'da Müslüman insanların, alimlerin İngiliz zulmüne karşı dinimizin köklerini canlı tutalım diye kurdukları medresenin adıdır. Diyobendi medresesi diyebiliriz. Oradan pek çok alimler yetişmiştir. Mesela çok iyi bildiğimiz Nedvi, Keşmiri, Azami, Habiburrahman, Diyobendi medreselerinden yetişmişlerdir. Yani diyebiliriz ki 1850'den sonra Hindistan'da Hanefi mezhebini, Maturidi akidesini canlı tutan çok ciddi bir ekolün adıdır. Allah Kur'anlarından ve yaşatanlarından razı olsun. Özellikle Arapçaya çok ağırlık veriyorlar. Oradan yetişen talebeleri, e, hoca efendileri bizzat görme imkanım oldu. Arap ülkelerindeki hocalardan daha iyi Arapça biliyorlar desem çok bir muvale olmaz zannediyorum. İslam'ın bir bütüncül olarak ele alınması konusunda hassasiyetleri var. Mesela sadece fıkıhla ilgilenip gerisini siyasilere bırakmıyorlar. İslam'ın siyasi şuurunu da yani Müslüman'ın dünya kültürü olmasını, ahiret için çalışmasını ve bütün bunları bir avucunda tutmasını önemsiyorlar. Çok ciddi bir ilim merkezi. Keşke İslam aleminin pek çok yerinde o ciddiyetle ve o köklü mantıkla çalışan ilim merkezlerimiz bulunsaymış. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.